Romanya Haber'den herkese iyi haftalar diliyorum. Haftanın gündemiyle yine karşınızdayım. Adet olduğu üzere bu hafta biraz iklimle başlayacağız. Çünkü hava sıcaklıkları gerçekten herkesi ciddi etkiledi. Batı Avrupa'dan başladı Romanya. Şimdi bu hafta içerisinde zaten Türkiye'de de aynı sıcaklıklar görülecek. Bugün hava sıcaklıkları zaten normalin üzerinde ama salıdan itibaren perşembeye kadar özellikle önümüzdeki 48 saat boyunca ülkenin hemen hemen tamamında ama daha özel olarak kuzeybatı bölgesindeki 6 vilayet hariç tamamında kalan 35 vilayetinde turuncu alarm olduğunu belirtmekte fayda var. Turuncu alarm demek biliyorsunuz o hayatın durma noktasına geldiği kırmızı alarmın bir alt seviyesi olmuş oluyor turuncu kod. O açıdan hani özellikle öğle vakitlerinde dışarı çıkılmaması ve sağlık sorunu, tansiyon sorunu, kalp sorunu oranlarında dışarı çıkarken dikkat etmesi özellikle tavsiye ediliyor. Nitekim hafta sonu da zaten benzer sıcaklıkta geçti. Özellikle başkent Bükreş ve ülkenin güney bölgesi. Başkent Bükreş'te 41 dereceyi bulan sıcaklıklar görüldü ve 5000'in üzerinde hem Bükreş hem İlfov'da 5000'in üzerinde bir ilk yardım çağrısı yapıldı. Ülke genelinde bu kavurucu sıcak dalgasına karşın 3277 adet önemli noktalara ilk yardım çadırları kuruldu. Hem burada sağlık görevliler var hem de işte belli başlı su gibi belli başlı temel ihtiyaçlar var. Durumu kötüleşen ya da öyle anlık ihtiyacı olan vatandaşların, etkilenen insanların sıcaktan buralardan istifade etmesi, buralara başvurması açısından. İkinci gündemimize geçelim. Tabii sıcaklıkla başladık. Bunun bir yan etkisi, bir sonucu diyelim. Kuraklık. Kuraklıkla ilgili Romanya'da özellikle bu yıl ve ülkenin özellikle güneybatı bölgesindeki Tuna Nehri'nin kuzeyinde bulunan hemen yakınında bulunan şehirler Alexandria, Olt, Dolj gibi vilayetlerde ciddi kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Çünkü o bölgede hem zaten bu bölgedeki yağış eksikliği hem de Tuna Nehri'nin seviyesinin çok ciddi derecede alçalması, azalması nedeniyle su yüksekliğinin sulama işlemi yapılamaz oldu. Çünkü belli bir derecenin altına inince bu sefer su pompaları su çekmez oldu. Bunun için yeni ekipmanlar eklenmesi lazım. Yeni makinalar, yeni mekanizmalar eklenerek alçalan suyun çekilmesi lazım. Bunun için bazı yatırımlar gerekiyor. Buna da biraz belki hazırlıksız da yakalanıldı. O açıdan Tarım Bakanlığı'nın böyle bir uyarısı vardı. Özellikle o bölgedeki şeyler için, bu kuraklık çeken bölgeler için, kuraklık yaşanan bölgeler için acil tedbirler alınacak. Acil belki küçük yatırımlar yapılarak o aşağı inmesi durumunda Tuna Nehri'nden suyun çekilmesini sağlayan makineler, mekanizmaların kurulacağını söyleyebiliriz ve ciddi derecede bir alanın, tarımsal alanın da ciddi kuraklık altında olduğunu, özellikle ayçiçeği gibi, buğday gibi, kolza gibi bitkilerin bundan ciddi zarar gördü. Hatta kurumayla karşı karşıya olduğunu burada ifade etmiş olalım. Bir başka uyarmak istediğimiz husus, sağlığa geçtik. Neticede gıda önemli ama bir taraftan hemen bir başka önemli konu da sağlık. Koronavirüs vakaları patladı. Bahsetmiştik geçen hafta haftalık ölçümlerde işte 2000'e gelmişti. Bugün günlük ölçümlerde bunun 5000'e dayandığını görüyoruz. Artık 5000'li rakamları görmeye başladık. Hem de günlük vaka sayısında. Şöyle bir istatistik vereyim. Mesela şu anda hastanelerde 204 kişi pazartesi itibariyle yoğun bakımlarda 204 kişi bulunuyor. Hastanelerin yoğun bakımlarında 172'si 204 kişinin 172'si aşı olmamış kişiler. Dolayısıyla özellikle bu hele omikron varyantının, o BA5 varyantının etkili olduğu şu günlerde hem çok hızlı bir yayılmaya da yayılma gücü olduğunu da belirtirsek, aklımızda bulundurursak yani o aşısız kişilerin yoğun bakımdaki o %80'lik oranı bize herhalde yeterince anlam ifade ediyordur. Daha fazla bir şey söylememize gerek olmadığını düşünüyorum. Bir sonraki gündemimiz, biraz içimiz açılsın değil mi? Yaz dönemi, yani yeter artık bu kadar ağır gündemler. Yeşil kent projesi var. 2024 Avrupa Yeşil Başkentler ve Yeşil Kentler diye. 100 binden büyük olanlar için başka bir kategori, nüfusu. Nüfus olarak 20 bin ile 100 bin arasındaki kentler başka bir kategoride değerlendiriliyor. Bu değerlendirmenin sonucu Ekim sonunda yapılacak Fransa'nın Grenoble kentinde. Ne var bunun Romanya'yı ilgilendiren tarafı? Çünkü finale kalan 3 tane şehir var. 3 şehirden bir tanesi Romanya'nın Bistrița şehri. Bistrița'nın dışında Danimarka'dan Elsinore ve Slovenya'dan Velenje
isimli şehirler Bistrisa'nın rakibi. Tabii nedir? Hani şey, yeşil şehir deyince işte o şehrin efendim o atık yönetimi, efendim işte o park bahçe düzenlemeleri, şehirde kirliliği azaltacak ne türlü tedbirler alınmış, efendim işte o binalardaki enerji israfının, enerji tüketimini azaltmak için ne tür tedbirler alınmış gibi, bu türlü güzel, hakikaten anlamlı ve gerçekten teşvik edici kriterleri var. Bistrisa eğer bu yarışmada birinci olursa Romanya için bir gurur vesilesi olmuş olacak. Bunu belirtmiş olalım. Başkentleri ilgilendiren iki tane haberim var şimdi sırada. Başkent Bükreş'te oturanları ilgilendiren bir tanesi metro. Daha önceden de gündem yapmıştık burada. Metro taşımacılığında ciddi sıkıntılar, en azından alarm zilleri çaldığından bahsetmiştik. Çünkü metronun bakımını, işte rayların bakımı, vagonların bakımı, efendim işte o diğer hizmetlerin görülmesiyle ilgili bir Fransız firmasına 33 milyon euroluk biriken bir borçtan bahsetmiştik. O borç hala ödenmedi ve firma uyarmıştı zaten. Bak yaza kadar bu ödenmezse efendim bak biz yavaş yavaş bunu yavaşlatma, durdurma, bütün servisleri, hizmetleri kesme yoluna gideceğiz demişlerdi. İşte bunu son bir iki haftadır görüyoruz. Bugün özellikle başkent Bükreş'te iki metronun arasındaki mesafe 18 dakikalara kadar çıktı. Tabii bu çok ciddi bir yığılma, çok ciddi bir gecikme hem de işe gitmek isteyen insanlar için. Bakalım nasıl çözülecek. Ağustos ayında işte borçların ödeneceğine dair bir açıklama da yapılmış. Eğer bu yapılmazsa metro seferleri daha da aksar ve metroyu kullanan insanlar, gerçekten işe giden gelen insanlar bundan çok ciddi zarar görür, mağdur olur. Bunu burada belirtmiş olalım. Bir başka olay, Bükreşlilere dedik ki iki haberimiz var. Bu da yine bir ikaz. Hani bilirsiniz, Bükreş'te oturan herkes Obor diye bir pazar bilir. Obor pazarı Bükreş'in 50 yıllık, en az 50 yıllık geçmiş olan bir pazardır. Bu pazarın bir sebze meyve satılan bölümü var. O biraz modernize edildi. Yeni bir güzel bir mekan yapıldı. Hani orası biraz daha tabiri caizse adam edildi diyelim, ama bir de o Obor'un et ve balık bölümlerinin, et ve balık ürünlerinin satıldığı bölümü var. Hala dedikleri bölge. O bölge maalesef mezbelelik bir durum. Yani sık sık denetim geçirir, bazı işletmecilere ceza yazılır ama sonra olay unutulur, tekrar eskiye dönülür. Hani belki o bölgeyi gezenler varsa hatırlayacaktır, yani gözünde bir şey canlanacaktır anlattıklarımdan. Hafta sonunda, geçtiğimiz günlerde orada bir yeni bir kontrol daha yapıldı. Yine 170 bin lira civarında 28 işletmeye ceza yazılmış. Ama bu yine çözüm olmayacak gibi görünüyor. Nitekim tüketici ileri koruma kurumu, ya burayı tümden kapatalım. Özellikle bir öncelikle 6 ay kapatalım. Sonra artık ya bu şeyi, çünkü düzeni tutmuyor. Yani bir türlü istenen seviyeye, bir Avrupa kentindeki bir seviyeye bir türlü ulaşmıyor. Çünkü insanların geleneksel alışveriş alışkanlıkları da var. Satıcıların işte geleneksel şimdiye kadarki alıştıkları düzende diyelim, satma alışkanlıkları da var. Bunları düşündüğümüzde burayı kapatalım gitsin gibi bir yaklaşım da söz konusu, böyle bir gündem var. Ama o bölümün 6 aylığına kapanması ihtimali şu anda konuşuluyor. Tabii bilemiyoruz bunu halkın, çünkü orası Obor dediğimiz zaman dar gelirli insanların gittiği bir pazar yeri, o ihtiyaçlarını karşıladıkları bir yer. Tekrar ediyorum, et ve balık satılan bölümden bahsediyoruz. Sebze meyve satılan bölümle ilgili bir duyurumuz yok. Bunu da bu arada belirtmiş olalım. Eğlenceli bir haber verelim değil mi? Biraz böyle içimiz açılsın. Romanya'da kütüphanede çalışan bir adam var. Avram Iancu diye. Petroșani vilayetinde, ülkenin güneybatısındaki böyle dağlık bir şehir var. Petroșani'de 46 yaşında, amatör yüzücü ama kütüphanede çalışıyor. Kütüphane memuru. Bu insan amatör yüzücü. Böyle çeşitli çılgın denemeler yapıyor. 4 yıl önce Karadeniz'den, Köstence'den çıktı. 48 günde 630 kilometrelik bir mesafeyi kulaçlayarak İstanbul'a ulaşmıştı. İstanbul'da da İstanbul Boğazı'nda görüntülenmişti hatta. Şimdi yeni bir deneme yapmış. Bu sefer İngiltere'ye gitmiş. İngiltere'de Bristol kanalını, 28 kilometrelik kanalı 10 saat 45 dakika
da kesintisiz kulaç sallayarak bu mesafeyi aşmış. Tabi bu da ilk bunu gerçekleştiren ilk Roman vatandaşı, ilk Roman yüzücü olmuş İngiltere tarihinde. Böyle bir rekor daha kırmış oldu. Tabi Roma İngiltere'nin Londra'daki büyükelçi ve birkaç bir grup hem spor meraklısı hem bir grup Roman diyelim biz vatandaşı onu karşılamış, alkışlamış. Böyle bir inisiyatif, böyle bir çılgınlık denemesi diyelim. Bunu da size böyle bir haftanın özetinde gülümsetmek hoş bir haber olsun diye size aktarmış oldum. Bir başka eğlenceli magazin diyebileceğimiz haber aktarmak istediğim olay size. Düğünler, malum düğün mevsimi Temmuz, Ağustos, Eylül artık düğünlerin gırla gittiği bir dönem. Bir de hele şimdi pandemiden sonra insanların artık düğünlerini istediği gibi yapabildiği bir ortam da gelmiş oldu. Düğün alışkanlıkları var. Bunun detayını haberimizin, videomuzun altındaki metinde detaylı görürsünüz. Sayfamızda da haber olarak okursunuz. Kimdir? Yani en çok düğün hediyesi, en cömert olanlar düğüne giderken kimler? Bir araştırma yapılmış. Mesela burada Romenlerin, tabii alım gücüne göre Romenlerin epey bir cömert olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Yakınlığına göre, yani düğün evlenen çifte yakınlığına göre rakamlar 500 euroya kadar çıkabiliyor. Mesela bu rakam Japonlarda 200 ila 370 euro arasında değişiyor. Mesela Amerikalılarda bu rakam 90-100 euro civarında bir rakama tekabül ediyor. Yani düğün evlenen çifte götürülen hediye. En küçük, en düşük olanı söyleyeyim mi? Almanlar, onlar da 30 euro civarında ortalama düğün hediyesi olarak zarf içinde bırakıyorlarmış. Peki sadece para mı? Değil, bazıları hediye götürüyorlar. Mesela İsveç'te tatil çeki, işte bilmem otelde kalma çeki, filanca yerde balayı geçirme çeki türden alışkanlıklar. İngiltere'de, Avustralya'da ise birbirine benziyor. Daha enteresan bir şey var. Burada İngiltere'de bir evlenen çift davetiye yazıyor. Şu 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 ihtiyaçlarımız var diye ihtiyaç listesi yapıyor. Avustralya'da ise davetiyede mutlaka para istiyoruz ya da istemiyoruz. Ama işte efendim şu eşyalara ihtiyacımız var diye davetiyede en azından istenip istenmediği, para istenip istenmediği davetiyede mutlaka belirtiliyormuş. Böyle de bir alışkanlık varmış. Bunun detaylarını dediğim gibi videonun altında ya da sitemizde okuyabilirsiniz. Bir güzel Romanya için bir güzel haberle bitireyim. Spor haber olsun. Bu da Irina Begu, bir tenisçi. Yani Simona Halep kadar tanınmasa da 45. sırada WTA bu dünya tenis sıralamasında Palermo'dan şampiyon olarak döndü. İtalyan rakibini yendi 2-0 ve 200 bin euroluk ödülü de kapmış oldu. Bu haftayı bu şekilde kapatmış olalım. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Aman ha, sıcağa dikkat. Hoşça kalın.